şu fiyatlar. Fiyatlarla ilgili benim çok sevdiğim bir abimin bir yerde yaptığı yoruma tepkiler gelmişti. Onu gördüm. Çok güzel de cevap vermiş. Zoraki duyuluyor. Onu bir açmam lazım da şimdi ekranını paylaştığım için ekranda açıp ayar falan yapayım. O güzel olmaz. Neyse başka zamana. Şurada biraz fiyatlara bakalım arkadaşlar. Çay simit hesabını yaparken bakın bakalım fiyatlar nasıl. Buna bakarken euro çevirmeyin arkadaşlar. Dostlarım çevirmeyin. Neye bakmak lazım biliyor musunuz? İşte 2000 lira alan bir adam bunları lira olarak düşünün. 2000 lira alan işte bir de Türk marketi, Türk malları şöyle bir şey var sonuçta Türkiye'den geldiği için nakliyesi şu yok. Biraz daha fiyat farkı oluyor. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Daha pahalı satarlar. Ama buradaki ürünler için değişen bir şey olmaz. Türk markalı mesela Marmara Birliği'nin 1 kilo 400 gram zeytini var. 3,99'a bunu alabiliyorsun. Yani işte yarım saatlik kazancın bile değil. Öyle düşünün. Ya da TL olarak işte. Yani TL 2000 lira maaş alan birinin buradaki yaşayan birinin fiyatları, maliyetlere bakın. Bu da yeni bakın 15 Nisan 20 Nisan 2019 adam yayınlamış market Türk marketi Zinem diye. Reklamını da yapmış olalım. Para öderler belki. Yok. Almanya'dan izleyenler oralardaysa Herford ve Bimle'deymiş. Bakın orada yazıyor. Gitsinler alışveriş yapsınlar görsünler. Bakın patlıcana bakın patlıcan 99 kuruş. Arkadaş düşünsenize dedim ya euro muroyu atın bir kenara. 99 kuruşa patlıcan alıyorsunuz. Beyaz peynir alıyorsun. Bak 800 gram beyaz peynir. 3,49'a Kervan marka. Ece'nin var 1,49'a. Bu ne? Süt var burada. Kaprisan meyve suyu var. Onlu meyve suyu. Bak Kaprisan'ı biliyorsunuzdur. Onlu 1,99. İçinde 10 tane var. Reis var. Pirinç 5 kilo pirinç 8,99. Buyurun fiyatlara dostlar. Ortalama insanların aldığı 2000 euro mu? Ya şöyle bir şey var. Hepsini boş verelim. Daha önce video yapmıştım ya. 4 kişilik bir ailenin geliri neydi? 2000'di. Yani hiç işsizse bile. İşsizse bile temel geliri 2000. Siz o videodan işte Almanya'da asgari ücret hatta 2019 için fiyatlar biraz değişti. Rakamlar. Onu da güncelledim üzerine yeni rakamlar yazarak bir daha paylaşmıştım. Açın bakın Almanya'da asgari ücret yazarsanız o videoyu göreceksiniz. Videolarım arasında. Açıp hesaplayın. İşte anne baba iki çocuk. Okuyor olabilirler. İşsiz olabilirler. İş arıyordur. Ya da başka bir şey. Çalışmıyorsa bile bu asgari geçim miktarıdır. Bunun altında kazanıyor diyelim. Adam diyor ki işte o kadar kazanmıyor. 1300 kadar, 1500 kadar. Olsun. Önemli değil. Onun altında kazanıyorsa üzerine 300 de prim koyun toplam geliri diyelim. 2300'e çıkacak. İşsizse 2000 zaten. Dokunma dostum, dokunma. Kamerayı bozdum. 2000 4 kişilik ailenin temel kazancıdır, geliridir. Her türlü işsiz de olsa geliridir. Bu devlet tarafından garantiye alınmıştır. O videomda bakabilirsiniz. Öyle düşünün. Ha, bekar olur. 1200 kazanıyorsa 1200'dür. Ne çocuk parası var, ne başka bir şey var. 1200 de onun ihtiyacını görüyor. Çünkü bir kişinin işte demiştik 850-860'a denk geliyor. Kira artı 424. Bir parası olması lazım asgari. Tek başına yaşayan bir kişinin. Ama aile olunca değişiyor işte. İki çocuklu bir aile dedik aşağı yukarı. Çocuklar büyük olsa değişiyor, küçük olsa değişiyor ama 4 kişilik ailenin geliri her halükarda 2000'in altında olması mümkün değil zaten. Yani onu bilerek yorumlayın bu rakamları. Çalışsa da çalışmasa da 1000 de kazansa, 1500 de kazansa, ne bileyim haftada bir saatlik bir iş bulmuştur, sadece onu yapıyordur 300-500 kadar, önemli değil. Ne olursa olsun en az 2000 lira arkadaş. Oradan hesaplayın ne çıktığını göreceksiniz. İşte Mokoko, balık fiyatları var burada. Su ısıtıcı 7,99. Bakın et var burada, kıyma var. 5 kilo 19,95. 5 kilo, 1 kilo değil. 20'ye 5 kilo, yani kilosu 4. Şimdiye kadar söylüyorduk. Bakın inanmayanlar oluyordu. Nerede o fiyatlar? Biz şuna onu alıyoruz, biz 15 alıyoruz, biz 50 alıyoruz diyenler. Buyursunlar kardeşim. Kıyma Türk marketi, bir de helal kesim. Hadi o da vardı ya. İşte siz Alman marketini söylüyorsunuz, onlar haram. Sanki helal olunca maliyet artıyor. Bismillah demiş en fazla. Başka ne yapmış helal olsun diye.
lira yaparsanız değişiyor tabii, lira da yapsanız işte patlıcanı çevirmiş arkadaş 6,5 lira diyor. Türkiye'de 25 lira diyor. Yine kat kat ucuz. Öyle de o zaman Almanya'da o 2000 euro dediğimizde 13 bin lira. Yani o 4 kişilik aile hiç çalışamıyorsa bile, çalışmıyorsa, işsizse, bir maaşı yoksa bile 13 bin lira zaten evine giriyor. Öyle düşün, 13 binden 6,5'u patlıcana veriyor. Ya da 2000'den 99 kuruşu 1 lirayı. Evet, burada yine dana eti var 3,49. Koyun var, tavuk var 10 kilo 11,99. Tavuk put 10 kilo 11,99 arkadaşlar. Fiyata bakın. 11 liraya 1 kilo alamıyorsunuzdur büyük ihtimalle Türkiye'de. Adam 10 kilo alıyor. 11,99. 12'ye diyelim. 12'ye 10 kilo alıyor. Hindi varmış 1,99. O neyse, tuhaf. Dur bunu küçülteyim, bu tarafta görünsün. Elma var 89, 69 elma. 69. Kaşar peynir 3,5. Salça var 830 gram 1,19. Sucuk 3,5. 1 kilo sucuk. Buyurun fiyatları arkadaşlar. Adamın kendi yayınladığı marketinin nedir? Kampanya broşürü falan. Neyse, kataloğu. Fiyatlar bunlar. Buyurun. Yalandır diyen buyursun gelsin. Bakalım yalan mıdır? Evet, patates var. Bakın patates 10 kilo. 10 kilo 1,89. Buyurun. Patates adam oraya yazmış işte. Yani bunu Photoshop'la falan düzenlemedim arkadaşlar. 10 kilo patates 1,89'a alıyor adam. Buyurun, fiyatlar neymiş? Çay var. Bunu hiç büyütmeyeyim. Şurada görüyorsunuz köşede çayın 2,5 olduğunu göreceksiniz. Şöyle 2,49, bakın fareyle de gösteriyorum. En köşede çay fiyatı var. 2,49'a Çaykur Rize çayı. Türkiye'nin kendi, hani dersin ki oradaki haram çaydır, bilmem nedir. Ateistler toplamıştır o çayı falan, ya da neyse bir bahane bulabilirler. Buyurun çay fiyatına. 2,49 Rize turist çayının kiloluk fiyatı. Bakın 1 kilo da yazıyor orada. Sonra işte o yarımdı, o çeyrekti falan demesine, orada 1 kilo da hemen 2,49'un üstünde gözüküyor. 1 kiloluk çay 2,49, Türkiye'de 25,90. Bu ne zamanın fiyatı bilmiyorum. Belki de daha da artmıştır. Onu da bilemiyoruz. Evet, Murat abimizin böyle bir şeyi vardı. Adamlar hemen ne paylaşmışlar? Bak. Bu değildi. Neyse, değişti. Değişti. Adam şey yazmıştı. Hadi buna geldik, bunu gördük, bunu konuşalım. Emine Erdoğan insanlık için yaptığı üstün hizmetlerinden dolayı İngiltere'de ödül verilmiş ya. Bu ödül vereni birkaç ay öncesinde AKP'liler gidip açmış, o dernek mi kurum mu neyse. Yani bu kadar insanları aptal yerine koymaya, böyle üç kağıt yapmaya, tiyatro yapmaya ne gerek var? Gidiyor orada bir dernek kuruyor, ondan sonra birkaç ay sonra onu çağırıyor, diyor ki biz, ne oluyor Türkiye'de, haber ne oluyor? Emine Erdoğan'a İngiltere'den bir kurum ödül verdi. Tam kendi kurumunuzmuş. Lan ne çakalsınız. Neyse. Şuraya bak, bunu atlamıştık İmamoğlu'ndan bahsederken. İmamoğlu yemeklere itiraz etmiş. Sesi gelmiyorsa yazın. Benim için niye? Öyle mi geliyor? O şekilde hazırlanmış. Olmaz. Yanlış. Bir dahakine hep aynı gelecek. Yok, birine antrikot, birine musakka. Olmaz. Tamam, hadi. Gelmiyor demiş. Tamam, zaten izlemişsiniz de her yerde. Valla niye gelmiyor? Ben onun ayarını sonra yaparım. Kusuruma bakmayın. Bu şimdilik böyle. Azıcık diyor. O sırada çok sesi sona verin. Ne yapayım? İdare edin. Bakın Bahattin Bey geçen şeye katılmak istemişti yayına ama katılmamıştı. Yarın yine Gülnihal'le sohbetimiz var. Yarın akşam yine 9'da, 21'de sizin saatinizde. İstiyorsa orada gelip katılabilecek. Fikrini söylesin. Arkadaş demiş ki 4 kişi işte 2345 euro ama hepsi eline kalmıyor. Kira da var. 750-850 de kira. Doğru söylüyor. 4 kişilik bir evin aşağı, burada 4 kişilik bir ev. Bizim ucuz ama büyük şehirlerde 800-750 falan olabilir. Bizde 420 benim kiram ama doğru söylüyor. Türklerin çoğunluğu da büyük şehirlerde yaşıyor. Oralarda öyledir. Ama Türkiye'de o 2020 direkt cebine mi kalıyor Bahattin kardeş? Kira ödemiyor musun? Mesela orada 4 kişilik aile kaç para ödüyor? İstanbul'da, Ankara'da, Bingöl, Yayladere'de kaç para ödüyor mesela? Kiraya gidiyor. Hepsi eline kalmıyor.
kiraya gidiyor. İşte Türkiye'de de kiraya gidiyor. Yani buradan neyi ispatlamaya çalıştın ki? Ya sonuçta rakamı söyledik. Böyle bir rakam var ve kira ödemeye yetmiyorsa alıyorsun, devlete ödetiyorsun kiranı. Olay mı o? O yana bu yana kıvırmaya gerek yok. A Haber'deki başkanı görmüştük. Şurada size bir haber vereyim. Bakın Almanya. Almanya ne yapmış? 2018'de 294 milyar dolar cari fazlayla dünya lideri oldu. Bakın haberi veren Anadolu Ajansı ama ben ekranı böyle yaptığım için tamamını görmüyorsunuz. Sonradan ayarlayacağım. Şöyle çekerim falan da gerek yok şimdi. Benim ayarlarımı bozmayayım. Şey yapabilirler ama devlet bak oradan Manya yazıyor ama acaba başka bir ülke midir? Yalan söylüyorsan bayrak burada. Bundestag binası da burada. Demek ki Almanya. 2018'de 294 milyar dolar cari fazla. Türkiye'nin ihracatının iki katı. Düşünün. Böyle bir fazla veriyor. Bakın ihracata bakın şu altta. Fareyi görebiliyorsanız benim faremi. İhracatı %3 artarak 1 trilyon 317 milyar oldu. Bizimkinin de 130 olduğunu düşünürsek 10 katı. 130'dan düşmüştür herhalde. İhracat rakamları nedir en son bilmiyorum. 130, 140, 120 öyle söylüyorlardı en son hatırladığım. Buyurun. 1 trilyon 300 milyar ihracat yapmış, rekor kırmış. Dünya şampiyonu ve cari fazlada da yine dünya birincisi. O da 294 milyar dolar. İşte gördünüz. Şimdi şuradan sırayla devam ediyorduk, değil mi? Bakalım ne gelecek. Evet, fiyatlar diyoruz. Bak adam ne diyor? Türk çiftçisine bak kanunu da söyleyelim yazmışlar. İnanmayan, yalan söylüyorsun diyen hani patlıcan niye böyle, domates niye böyle? Adamlar işte stok yapıyormuş. Soğanı depoya saklıyorlarmış da o yüzdenmiş. Bakın niyeymiş. 5553 sayılı kanunla yerli tohum ekimi ve satışını yasaklayan, ekip biçerse, satarsa para cezası veren, tekrar ekerse hapis cezası veren. Bakın kanunda bunlar varmış. Ekersen yasak. Para cezası ödersin. Tekrar yaparsan hapse girersin. Bunu yaparsan adam nereden eksin biçsin? Değil mi? Üretim azalır. O zaman da yabancıdan almak zorunda kalırsın. Fiyatlar da böyle olur. Soğan 10 lira olur. Sonra dersin ki işte soğan depoda toplayanlar. Ne oldu? Depoları açtınız, bastınız. Hepsini piyasaya sürün. Ne olur ki? O soğan biter. Bir ay sonra soğan mı çıkacak yine? Yine soğan lazım. Ve yine patlar. Yani yapacak bir şey yok. Üretimi engellersen bakın bunu yapmış adamlar. Yabancı tohum kullanmazsa teşvik yasağı getiriyor. Teşvik veriyor çiftçiye. Yabancı tohum şartı ilan ediyor. Ya bu yeter ya. Bilgilerinin gözlerinin açılması için bu yeter. Kardeşim bu yasayı gören adam nasıl desteklemeye devam edebilir ki? Yabancı tohum lazım. Yerli tohum yasak. Ekersen ceza ödeyeceksin. Bir daha yaparsan hapse gireceksin. Teşvik istiyorsan yabancı kullanacaksın. Bu nedir? İsrail'in tohumuna niye muhtaç? Yani bunlar İsrail'in adamı değil, değil mi? İsrail'in düşmanı. Ey İsrail, one minute. Ey Trump. Ama bakıyorsun bu kanun nedir? Bunu Trump gelse çıkaramazdı bunu. Bu kanunu bunlar çıkardı kardeşim. Evet, nerede kaldık? Ben dakikalarına bakarak gidiyorum. 12.52. Evet, burada güzel bir şey var. Bakın, kainat lideri diyor ki, üzülme Binali, Allah bizimle diyor. O da diyor ki, Allah bizimle ise Ekrem'in yanındaki kim? Kesinlikle gerçekten böyle bir durum var. O zaman oradaki kim? Evet, şunu küçültelim. Böyle komik şeyler de görüyoruz. Evet. Bunu da kapatalım. Gelelim şuraya. Bu komik bir çocuk ya. Bunu araya kaynamış. Neyse izleyin. Keçiyle ekmeğini paylaşıyor. Keçi ondan kapmaya çalışıyor. Bunu izleyip gülmüştüm. Demek ki onu da listeye koymuşum yanlışlıkla. Böyle komik bir şey. Onu da geçtik. Buraya bakalım. Eskiden soğanı yumrukla kırar yerdik. Şimdi 10 lira olunca İslami usullere göre kesiyoruz diye bir espri yapmışlar.
İnsanca yorum yaz demişler. İnsanca yorum yazmayan varsa hemen engellensin. Ne olmuş? Dönsene o zaman TR'ye. Ha bak bak bak. Bahattin Almanya'da yaşıyor. Almanya'da pahalılık var. Yarın anlatırım diyor. Bahattin Almanya'da yaşıyorsun. Sen bunları iyi biliyorsundur. Benim söylediğim rakamlarda, söylediğim şeylerde yalan var mı? Pahalılık var dedim. İnsan bunu söylerken utanır ya. Az önce marketin şeyini gösterdik. 15 Nisan yeni tarihli. Marketin fiyatlarını gösterdik. 99 kuruşa patlıcan alıyorsa adam, 3 liraya 3,5'a et alıyorsa, 4'e işte neyse kıyma alıyorsa, 1,19'a tavuk alıyorsa, 1 liraya tavuk alıyor. Yani maaşınla 2000 aldığını düşün. 2000'le 1 ton tavuk alıyorsun. Tabii bazı aptallar diyecek ya 1 ton tavuk mu alıyor insan? Elektrik de ödüyor. Bilmem. Ya kıyaslama amaçlı. Türkiye'de 2000 lirayla kaç kilo tavuk almıyor ya da et alınıyor? Bu böyle kıyasla. Şimdi sen kalkıp gelip de burada efendim işte pahalılık var. Nasıl var o zaman? Neye göre var? Alayım seni Bahattin birazdan. Şunları bitirip seni alayım mı yayına? İstiyor musun? Alayım anlat. Gel anlat Bahattin. Nerede kaldık? Karıştırıyorum da ama. Ah bu dedeye bakmıştık. Dede bir git ya. Dede başımıza bela oldu. Evet. Bir şeyler oldu diyen adama bakmıştık. Şöyle sırayla gideyim. Karıştırmaya gerek yok. Bakın bakın. Bilmiyorum sesi gelecek mi? Sesleri açın arkadaşlar. Bu videoların sesi az geliyormuş. Sesi açın lütfen ya. Bakın bu adam ne diyor bak. Adam dedik de kusurumuza bakmayın. Bakın bakalım ne diyormuş. Yayına giremezsin. Şimdi sonra. Hangi para? Bizim rahatımız yerinde. Türkiye hazinesinin parası bol, çok rahat. Hatta biz iki ay bütün 2018, pardon 2019 finansmanını bitirdik. Biz bu yıl kapattık yani, boş finansman ihtiyacımız yok. Ha gelen varsa uygun maliyet bakarız. Bilanço elhamdülillah çok. Evet. Diyor ki elhamdülillah bilanço çok güzel. Hangi para? Bizim rahatımız yerinde. Ya, Türkiye hazinesinin parası bol. Çok rahat. Hatta biz ya iki ay bütün... Bunlar her zaman sarhoş. Bunlar her zaman sarhoş ki zaten. Nerede kaldık? Şuna gelelim. Burada ne varmış? Ha, buna baktık. Şimdi bakın fiyatlar dedik. Arkadaş da Bahattin Bey de pahalılık var dedi. Buyurun size pahalılık. Bir ilan. Bakın yeni ilan. 23 saat önce paylaşılmış. Bakın görüyorsunuz orada. Sasha diye bir amca paylaşmış. Sasha kız ismi değil miydi? Bu amca gözlüklü bir amca var. Değil mi? Neyse ya da ben öyle görüyorum ekranda. 95 BMW 316. 500 euro. Ne diyor? TÜV 10-19. Yani bazıları böyle ucuz araba gösteriyor. Diyor ki onlar çürüktür, onlar bozuktur, çalışmıyordur, tüvü yoktur. Muayenesi yani. O yüzden öyledir. Bakın al kullan. Resimlerini koymuş adam. Tamam eski bir araba 95 ama sonuçta BMW. Tamam dostum. Al sana 10-19'da bu 10. aya kadar da muayenesi var. Al 1500 euro zaten. 10. aya kadar binsen aylığı 100 euroya gelmiyor. Ondan sonra çöpe atar asıl satayım. Al sana pahalılık. Bu da iyi denk geldi. Hadi buraya gelelim. Sıradakine. Topbaş. Topbaş'ı bakmıştık. Bakın bakın. Küçükkaya, İsmail Küçükkaya mehter vermiş. Çok hoşuma gitti. Bir izleyelim. Evet. Bak reklam geliyor. Evet sevgili seyirciler. İşte bakın böyle. Yalnız mısın? Şimdi biz kapatırken ne yapayım dedim. Aslında bütün ekip arkadaşlarım çağırdım buraya. Ama gelemeyen oldu, bakın. Gelemeyen oldu. Ben de dedim ki böyle konuşayım, müzikle kapatalım dedim. Şiir okuyayım dedim. Müzik derken Mümin dedi ki abi mehter verelim dedi. Tabii verelim dedim. Erkan Tan'ı sevgiyle analım buradan. Ver mehteri. Erkan Tan'ı sevgiyle anıyoruz. Ver mehteri.
Evet. Evet dostum. Şimdi ne demiş? 25-30 bin arası Türkiye'de demiş. İnanılmaz ya. Bu araba mı? 500 bak diyoruz ki işte çöpe atarsın ama biraz kullan. Yani buna 25-30 bin al sana Bahattin. Bahattin kardeş. Baş Bahattin değil mi? Neydi baş? Bahattin baş. 25-30 bine adam bunu alabiliyor. Bir düşünsene, bir vicdanına elini koysana varsa. Ulan arkadaş adamın bir senelik maaşı. Bir senelik maaşı yetmiyor. Hani ev kirası yok, ekmek elden su gölden, anasının evinde kalıyor. Her şey bedava, hiçbir şeye para harcamıyor. Telefon faturası da dahil babası ödüyor. Bu parayı bir tarafa koyup biriktiriyor. Bir sene biriktirip bu arabayı alıyor. Burada bir haftada alıyorsun, insaf et. Bahattin, Bahattin, yapma Bahattin. Mehter marşı geldi. Evet, Mehter'den sonra ne varmış? Bunlara bakıp bitirelim. Sizin için seçtiklerimiz. Bak, ne diyor? Adamlar dedi ya, sizin dolarınız varsa bizim de Allah'ımız var dedi. Dolar istemeye gitmişler, adam da demiş ki Allah versin. Kesinlikle böyle. Ya bunların hep işte üç kağıt olduğunu, milleti kandırmak için olduğunu. Mesela Bahattin kardeşimiz gibi insanlar temiz kalktı, ne olsa inanıyor. Adam söylerse inanıyor, seviyor bir kere. İşte ey Amerika, ey bilmem ne dedi. Ben hep diyordum ya, bak ey Amerika diyor, arkadan adamlara milyarlar para akıtıyor diyor. Dedik. Yok işte ey Amerika, bizim Allah'ımız var. Buyur, adam demiş ki Allah'ınız versin. Bu kadar basit. Şuna gelelim. Burada ne varmış? İzleyelim. Ha, bu elini sıkmama meselesi işte onlardaki kini, nefreti gösteriyor demiştik. Evet, bunu zaten gördük. En güzeli de oydu. Şunu bir tıklayayım, bu arada kalmış bir link. Linkleri öyle oraya koydum. Öyle hazırlıksız oldu bu ilk yayın ama kusura bakmayın. Tamam, buymuş. Onu izledik. Bunu mu kaçırdık? Dur bakayım. Bir Bahattin Bey, İmam Hatip mezunu muydu? Neydi? Diyanet miydi? Öyle bir şeydi değil mi? İlahiyatçı mıydı? Buyur. Dinden işte oraya geldik. Dinlerle, inançlarla ilgili bir espri gördüm. Bunu da böyle size göstermek için not almıştım. Spiritualizmdekiler başka bir bedenle geleceğine, nihilizmdekiler işte tekrar gelinmeyeceğine inanıyor falan. Particilikle suçlamıyoruz Bahattin, kesinlikle. Örnek verdik yani, işte dedik temiz kalplilikle övdük seni aslında, bak yanlış anlıyorsun. Biz temiz kalpli insanlar dedik, inanıyorlar dedik. Yani senin gibi temiz kalpli başka insanlar var, onlar oy veriyor, sen vermiyor olabilirsin. Sana illa sen AKP'lisin falan demedik güzel kardeşim, yanlış anlamayın. Bak Türkçemize önem verelim. Neyzenizm de varmış. Onlar da böyle diyor. Bir daha gelelim diyormuş dünyaya. Böyle bir şey yapıyormuş. Ben şunu koyayım buraya. Görmeyenler adam görsün. Bilmiyorum.